Özel gereksinimli bireylerin yaşama dahil edilebilmesi için Maltepe Üniversitesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı arasındaki işbirliği kapsamında 216 saat sürecek Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hizmet içi Eğitim Programı başladı özel gereksinimli bireylerin yaşama dahil edilebilmesi için iyi yetişmiş ve gerekli bilgilerle donatılmış genç araştırmacı kadrolara ihtiyacın olması, sağlık, eğitim, sosyal ve diğer alanlarda çalışmaların, topluma yönelik farkındalık ve bilgilendirme etkinliklerinin yapılması için Maltepe Üniversitesi ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı işbirliği ile Cerebral Palsy Akademik Araştırmalar Birimi kuruldu. Bu kapsamda, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hizmet İçi Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı açılışa Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şahin Karasar, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Dilek Sabancı, Marmara Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yöneticileri ve öğretim elemanları katıldı. Protokol kapsamında birimin yapacağı araştırmalardan elde edilecek sonuçların ve eğitimlerin Türkiye'nin konuya ilişkin eğitim, sosyal, halk sağlığı ve kültür bağlamlı çalışmalarına katkı sağlayacağı ve gerçekçi sosyal politikalar oluşturulmasında etkin bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Teorik bilgiler pratik bilgiye dönüştü üniversite öğrencilerinin pek çoğunun teorik bilgisini pratik bilgiye dönüştürdüğünü ifade eden rektör profesör doktor Şahin Karasar, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi, üniversitemiz öğrencilerinden pek çoğu teorik bilgilerini pratik bilgiye dönüştürme noktasında vakfın imkanlarını kullandılar. 2018 yılında bir başka protokole imza attık. Bununla birlikte Cerebral Palse Akademik Araştırmalar Birimini kurduk. Birimin kurulmasıyla birlikte üniversitemizin özel eğitim bölümü öğrencileri uygulamalarını vakfa bağlı okullarda yapmaya başladılar. Tekrar yeni kuşak meslek elemanları üniversitemizde lisans üstü çalışmalara devam etmeye başladılar. Bu iki kurumun araştırmalar, yayınlar, sertifika programları düzenlemesi de ortak çalışmaların kesintisiz bir biçimde devam etmesine imkan sağladı. Eylül ayında başlayan ve bir yıl sürecek olan hizmet içi eğitim programının her iki kuruma ve ülkemize başarılı olmasını diliyorum. 2002'den bugüne olumlu bir şekilde geldi kurumlar arası işbirliğinin 2002 yılından bu yana süre geldiğini ifade eden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Dilek Sabancı, değerli hocamız merhum Profesör Doktor Hıfzı Özcan'ın 2002 yılında büyük bir heyecanla başlattığı bilimsel bazlı işbirliği iki kurum arasında günümüze kadar olumlu bir şekilde süre geldi. 2018 yılında bu işbirliğini daha kalıcı hale getirdik. Cerebral Palsy Akademik Araştırmalar birimini hayata geçirdik. Bu süre zarfından Maltepe Üniversitesi'nin özel eğitim bölümü öğrencileri vakfımızın okullarında staj yapma imkanı buldu. Vakfımız çalışanları da üniversitenin cömert destekleriyle yüksek lisans eğitimlerine devam ediyor. Vakfımızın önde gelen amacı serebral palsili çocuklarımıza ve gençlerimize en geniş yelpazede hizmet sunmak ve ülkemize örnek olacak uygulamalar geliştirmektir ifadelerini kullandı. Hayalimiz SEREBRALPALSE -E -E ile iyi çocuklarımızın yaşamda dik durmalarını sağlamak sabancı, amaçlarımızın mesleki gelişimi açık, akademik araştırma kapasitesi yüksek ve yenilikçi ekiplerle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu yolda önemli adımlar atacağız. Vakfımızın hizmet birimlerinde çalışan 40'a yakın eğitimci, psikolog ve psikolojik danışmanımızın geleceğine ışık tutmak için bir araya geldik. Eğitimcilere yönelik bir yıl sürecek mesleki gelişim programı hazırladık. 2022 yılında serebral palsi mücadelemizin 50 NCI yılını kutlayacağız. Serebral palsili çocuklarımızın yaşama bağımsız katılmaları, mutlulukları, en önemlisi de yaşamda dik durabilmeleri hep hayallerimizi oluşturdu diye konuştu. Öğretmenlik uygulaması yapıyorlar, uzun bir süre serebral palsili çocuklar için çalışmalar yaptığını ifade eden Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde